Survivor toplam bu macerayı yaşadın. Özet olarak orada ne öğrendin? Yani senin daha önce Tarık Mengüç Survivor'a gitmeden önce neydi? Şimdi ne oldu sence? Ne kazandın? Ya Survivor benim hayatımda çok şey kattı. Bir kere Şakşuka'dan sonra Tarık Mengüç'ün o yüreğini öğrendiler. Survivor çok iyi düşünmek lazım. Yani gençlerimiz var ama ben sporcuyum gideceğim böyle bir şey yok. Öyle değil. Bir kere çok iyi kendini adapte etmen lazım. Açlık sınavı var. Sonra psikolojik savaş var. Yarışabildiğim kadar yarıştım ben orada. Yani zirveyi de yapamazdım. Böyle bir şey yok. Asla ve asla bunu söylemem. O deneyimi yaşadın işte abi, yaşayabileceğin kadar. Yaşayabildiğim kadar zıpkın gibiyim. 75 kilo ile gittim. 63 kilo olarak geri döndüm. Ve şimdi tazı gibi koşuyorum. Nasıl samimi anlatıyor değil mi? Evet. Bence Survivor'ın Tarık'a en büyük katkısı bu oldu. Tarık'ın samimiyeti geçti insanda. Evet. Gerçekten öyle. Sokakta yürüdüğüm zaman 7 yaşındaki tanımıyordu beni. Çünkü aradan zaman geçti ya. Şimdi inanılmaz bir sevgi var. A grubu, C grubu ve B grubu falan ayrılıyordu ya. Ama ben şu anda A, B, C oldum. Açık yüreklilikle söylüyorum. Çok sevildim. Mükemmel abi. Yani gerçekten sen o sevgiyi hak edecek kadar da içten ve samimiydin. Biz çok o yüzden de seni Allah burada, razı olsun. Seni burada ağırlamaktan da çok mutluyuz vallahi. Bende bir savaşçı ruhu vardır. Mesela bu yaşımda bile çok mücadele ediyorum. Hani kılığımla, kıyafetimle, duruşumla, bestelerimle adam gibi adam olmaya çalışıyorum. Çünkü benim 14 yaşında evladım var. Karşılığında zaten sevgi olarak görüyorsun abi. Buradan alkışlardan da anlıyoruz. Eser. Buyur abi. Evladın adı neydi? Baran. Baran'ı gördük içeride, kulüple tanıştık. Ben de vesileyle söyleyeyim. Tarık'ı izlemiştim Survivor'da ben. Baran'ın hayalini gerçekleştiriyorum demişti. O ben çok gitmek istiyor. Orada mesela diye. Bence zamanı da olmuş. Baran gitsin. Evet. Hazır yani. Evet. Orada mesela şey diyorlardı ki Tarık abi sen neden sinirli? Güç demek Tarık Mengüç böyle göğsüme vura vura, hala göğsüm ağrıyor zaten ondan hastalandım herhalde. Güç demek Tarık Mengüç diyordum. Benim evladım diyordum. Sen beni izliyorsun. Ben gururla seni temsil etmeye çalışıyorum çok, burada. Çok bir da güzel sanatçı ettin. Olarak. Çok da bir güzel de. Ettin. Bütün futbolcuların arasına, sporcuların arasına girmişim. Enlerin arasındayım. Talihsizlik var orada. Girdim. Talihsiz tabii bir. Herkes sporcu. Yok, seni ama çok güzel temsil etti bence. Nefis yani. Abi gerçekten helale hoş olsun. Allah razı olsun. Yani yüreği tertemiz hak eden bir...